Ligler tamamlanmazsa mevcut puan durumu esas alınacak. Nefes. Yani ne demek oluyor? Bu Beşiktaş'ın savunduğu test yani ligler tesilenmezse yani mevcut durumda Avrupa evet Şampiyonlar Ligi'ne gitmek olsun. son yıllardaki başarı grafiği Bu seneki mevcut puan durumu esas alınacak. Ha, bu seneki Bu puan seneki puan alınacak tabii tabii. Ha, ya Beşiktaş'ın savunduğu değil. Yayın öncesinde konuştuk. Ben yanlış söyledim sana. Özür dilerim. Tamam. tamam. O zaman ee... Yani baktığımızda Hakan bir kere o yapanın değerimi ve şey var. Tavsiye niteliğinde aldığı bir karar var. O da nedir? Liglerin tamamlanması. Liglerin tamamlanması mümkün olunca istiyor. Ama diğer taraftan da yarın olacağı bir değil. Bugün Trump çıkıyor işte yanında profesörlerle, doktorlarla. Orada bile bir karmaşa Trump bile onu göremiyor. Yani bir ikinci dalga olacak mı olmayacak mı? Şimdi e, dolayısıyla OEFA'nın ben son e, birkaç gündür, daha doğrusu son 10 gün içerisinde yaptığı e, açıklamalara bakınca mümkün olduğunca ülke federasyonlarına bu liglerin bir an önce oynanması e, ve sezonların tamamlanması noktasında e, bir tavsiye niteliğinde karar aldığını görüyoruz. Ha ne olur ligler kabul edilmezse daha doğrusu ligler bu şekilde mevcut durumuyla e, tamamlanırsa bu durumda tabii ortaya bir karmaşa çıkacak. Az önce de söyledim ben normalde Beşiktaş'ın savunduğu bir tez vardı Beşiktaş'ın savunduğu tez neydi? Son yıllardaki puan, son 5 yıldaki puan marjı dikkate alınarak bir karar verilmesi ve bu çerçevede Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi şeklinde Beşiktaş'ın bir tezi vardı ama o lig şey olmazsa, ligin tamamlanması ya da ligin tam evet. iptal edilmesi durumundaki senaryo. Bu en son senaryo. Ya böyle bir senaryonun zaten olma ihtimali zayıf. Yani ligi, ligin hani yok sayarsanız ancak böyle bir senaryo mümkündü. E, lig varsayılacak zaten bizim ligimizin baktığında e, bitmesine çok az bir süre kalmış. 8 hafta kalmış. Yani bizim diğer Avrupa ülkeleriyle evet. e, kıyaslandığında evet. e, üstesinden gelebileceğimiz bir takvim önümüzde. 8 maç bir ayda evet. çok rahat tamamlanabilecek. Yani İstanbul, Mantalyam o tartışma vardı. Dün mesela Mustafa Cengiz'in Galatasaray Başkanı'nın bir çıkışı oldu. İstanbul dedi ki bana da mantıklı geliyor şundan dolayı. Ya bu hani Galatasaray Başkanı söyledi diye değil açıklamalara bakarsınız mantıklıysa. Çünkü İstanbul'da aynı günde Hakan 4 maç oynatabilir misin? Oynatırsın. 5 maç da oynatırsın. 10 maç da oynatırsın. İstanbul'da oynatırsın. İstanbul'da bir imkan var. Antalya'da oynatabilir misin? Antalya'da zor. Yani hem olanaklar... Şöyle yani... E, ya antrenman sahası ve şey bakımından Antalya okey. Şimdi şunun içinde şöyle de düşünebiliriz. Yani otellerde herhangi bir doluluk oranı yok Antalya'da biliyorsun. Takımlar rahat rahat konaklayabilecekler bir şekilde oteller ayarlanacak. İstanbul'da, yani, İstanbul'da. var sistemi. Ya şimdi İstanbul'da e, koronavirüs daha yaygın olduğu için Antalya'yı e, Sağlık e, Kurulu ne diyecek tabii bilmiyoruz. Yani öncelikli olarak Sağlık Kurulu'nun alacağı karar önemli. Mesela Sağlık Kurulumuz diyebilir ki e, kesinlikle futbol karşılaşmalarının birebir temas halindeki spor karşılaşmalarının oynanması. Ee, örnek veriyorum misal Eylül ayına kadar kesinlikle sakıncalıdır. Biz bu konuda e, görüş birliğine vardık derse ne olacak mesela? Ee, öyle ama şimdi önümüzde bizden önce süreci atlatan, geçiren ülkeler var. Biz onlara bakarak bir varsayımda bulunuyoruz. En yani başta işte bunu destekliyor. Almanya'daki örnek bizim için iyi bir örnek. Bizim durumumuz çok da vahim bir durumda değiliz yani. Antalya dediğin gibi evet turizmin çöktüğü yani bütün dünyada alt üst olduğu bir dönemde turizm en azından oradaki otellere biraz daha hani ekonomik anlamda destek olması bakımından belki mantıklı gibi kulağa hoş geliyor ama az önce de söyledim yani Galatasaray Başkanı İstanbul çıkışı bana çok da şey gelmedi, şundan dolayı gelmedi. İstanbul imkanı stat bakımından daha mantıklı otel e, o imkanın da çok fazla e, olduğunu zaten biliyoruz İstanbul'da bu arada be, yani belli baş otellerde zaten insan var o da e, kendi ülkelerine gidemeyen bazı işte yurt dışı vatandaşları var dolayısıyla e, yani Galatasaray başkanı diyor ki Antalya'da işte olursa ben diyor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuda o zaman bizim işte masraflarımız yardım yapacağını söyledi kulüplere. Ya, o EFA belli ki. O EFA bir çıkmaz da. Yani bu çırpınışları anlayabiliyorum. O diyor ki kardeşim bu lig oynansın. Bu top sürülsün. Yani top durduğu vakit e, futbol durduğu vakit hayat duruyor. Çok ciddi ülke e, federasyonları ve takımlar zor durumda. Yani biz kendi ülkemize bakıyoruz. Yani nasıl olsa diyoruz ya devlet yardımı yetişir bir şekilde Zor günde devlet. Hiç öyle bir şey yok artık. Bizde o şey var. Artık öyle bir şey yok. Artık Ama yok. Ya elin Almanı diyor ki iflas ettim diyor. İflas edeceğim diyor maç oynanmaz. İtalyan diyor Şalke ki 0-4 etti mesela yani. Son bizde anda bak bizde yine de bir devlet şefkati oluyor hep. Devlet yetişiyor yani. Devlet yardım hep evet. olmuştur. Bak ben size çok da kabul etmiyorum aslında istemiyorum. Ben Bana de, göre kesinlikle. olmasın yani. Ha, normal vatandaş nasılsa e, spor kulüpleri için de öyle olsun. Şu anda mesela normal vatandaşımıza devletimiz nasıl el uzatıyor? yani her ihtiyacı olana şu anda Cumhurbaşkanımızın söyle emri emriyle her yoksul vatandaşımıza, her ihtiyacı olana şu anda devletimiz el uzatıyor. Şimdi böyle bir durumdayız bir buçuk aydır. bu süreç bitecek. E, kulüplerimiz zor durumda. E ne olacak? Kulübe yardım yapılacak. Bir dakika Halk. bir dakika. Kulübe yardım yapılacak. E kulüp piyasası ay tekrar aynı seviyeye geliyor ki. Yani bir şey ha, değişmiyor. Bunu diyorum zaten. Ben Hayır. de sana katılıyorum. Bu işi suistimal etmemek lazım. de her seferinde devletten bir şey beklememek lazım. Kesinlikle i̇şte doğru. 10 milyarın üzerinde kulüplerimizin borçları var. Ki dövizdeki bu artışla beraber belki de 10 küsur milyar lira ki dört büyükler bunun %80 %90'ını oluşturuyor. Daha doğrusu 3 büyükler. Yani Trabzonspor yine azalttı. 3 büyükler sadece 10 milyar lira. Dolayısıyla VFH'nın e, aldığı ve son 10 günde dikkatimi çeken yoğunluktaki mesajları kardeşim o futbol oynanmazsa biz batarız, biz biteriz. Mesajıdır. Özetle. Ya ben pek öyle algılamadım açıkçası. Yani, Kuyuklarımız için ya, tabii millet... ki çok ciddi sıkıntı ama e, Bak, OEFA koyun can derdinde Hakan. Koyun can derdinde UEFA. Valla UEFA <laughs> ben de neden aynı görüşle değilim? Şunun için aynı görüşte değilim. Mesela UEFA'nın uygulamış olduğu finansal fair play sistemine uyan kulüp şu anda batmıyor. Mesela Trabzonspor. Dün sevgili Sema e, Tuğçe Dikici buradaydı. Anlatıyor. Diyor ki Trabzonspor geçtiğimiz sene şampiyon olamadı. Bu sene baktığımız zaman diyor ligde tribün gelirlerinde en fazla artış ve pay sahibi olan kulüp diyor. Bak tribün geliri var. Store geliri var ürün satışından da bahsettik. E, bakıyorsun futbolcu da sattı. Düzlüğe çıktı. Altyapıdan gelen futbolcularla. Trabzonspor'un hakkını teslim ediyoruz. Evet. Aynı şeyi alıyoruz. Örnek spor. diyoruz. Hakan. Sivasspor. Hakan. Trabzonspor'u hep övdük. Bütün bir sezon burada bu ekranlarda benim katıldım. Ben kendi adıma hep Trabzonspor örnek kulüp olarak başkanı Sayın Almuç örnek başkan olarak hatta ileride Türkiye Futbol Federasyonu mutlaka başkan olması gerektiği söyleyen yani ilk kişilerden biriyim. Şimdi Trabzonspor örneği evet iyi bir örnek ama e, Trabzonspor e, iyi, evet iyi olması bir tarafa diğer büyüklerin yanlışlarını da görmezden gelemeyiz. Yani o kadar acemice, o kadar ciddi büyük hatalar yaptılar ki Trabzonspor'un çok aman aman bir şey perform puan ortalaması var mıdır? Baktığımızda Trabzonspor bence uzak ara yapmalıydı şu ligde. Yani Fenerbahçe'nin döküldüğü Galatasaray'ın ilk yarı Neredeyse yok oldu yani bir sezonda. Beşiktaş'ın bu kadar problem yaşadığı ki Abdullah Avcı'yla. Bir sezonda bence Trabzonspor uzak ara yapmalıydı. Yani o fırsatı çok kullanabildiğine de ben inanmıyorum Trabzonspor'un. İşin futbol yönü farklı, ben baktım, ekonomik baktım, Hakan, farklı ama. Fenerbahçe'nin en kötü hali Fenerbahçe iki yıldır hakikaten çok kötü. Yani e, onların içinde bulunduğu durum da biraz Trabzonspor'un. Şimdi o zaman ben sana şu soruyu soruyorum. Fenerbahçe'de en yüksek ücret alan futbolcu kim? Şu an mı? Evet. Max Kruse. Max Kruse 3 küsur alıyor galiba. 3.2 falan 3.2 alıyor. Düşürdüler ama Fenerbahçe o konuda biraz daha bu tamam. sezon frene bastı. Falcao ne kadar alıyor? Kağıt üzerinde 5 ama primiyle şu suyla bu suyla beraber 6.5 idi. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse seneye Falcao'nun parasını ödeyebilir mi? Ödeyemez. Daha doğrusu şimdi ben sana başka bir senaryo. O zaman yani. Hakan sana başka demek, bir sana. Demek ki bu transferler Aynısını Beşiktaş yaptı. Bak, Pepeler, Negredolar başka ve bir... şu anda gelinen nokta ortada Beşiktaş'ta. Evet. Yani Galatasaray da bu son bekliyor gibi gözüküyor eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidemez. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş 80 küsur 90'ları gördüğü maaş yani takım yükünde Galatasaray en azından bir nebze olsun indirdi. Yani şu an 63 milyon euroya indirdi ki Sayın Başkanım Mustafa Cengiz'in açıklamalarından da görüyoruz ki biz bu rakamı 50 milyona falan düşürmeye çalışıyoruz. Galatasaray'da şöyle bir orantısızlık ve dengesizlik var. Hakan. En öndeki adam kim? Falka. Ne kadar alıyor? 6.5 7 diyelim, değil mi? Primleri, şunları, bonusları da vesaire. Arkada oynayan Marka 900 bin euroya oynuyor. Luyendama 1 milyon oynuyor. Ömer Bayram 400 bin euroya oynuyor. Ee, şimdi, Lemina? Lemina 1.5-2. Lemina şeyi yüksek, Feguli. Feguli. yüksek. Feguli yüksek. 3.5-4. Belhanda. Belhanda keza öyle. Şey de öyle. Ee, Mustara da öyle. Ama son dönem transferlerine bakacak olursak e, Luyendama Marka 1 milyon euro.